Ama burada hem çalışan hem emekliyseniz işte 239.000 lira kadar alabileceksiniz. Emekli olmak imkansız Türkiye'de, yani çalışabildiği kadar çalışacak insanlar. Orası öyle. Şimdi hani ilk söylediğiniz şeye gelirsek sizden, benden Mithat Hoca ayrı koyuyorum. Çok daha uzman 3 isim. Profesör Ençiyel'den Ahmet Ayşimköse, Profesör Korkut Boratav. İktisat ve Toplumun Aralık sayısında bir makale yayınladılar. Makalenin başlığı şu: Türkiye'de derinleşen yapısal kriz eğilimi ve kar itimli enflasyon dinamikleri. Uzunca bir makale ama ben hani bulabilen herkesin okumasını öneririm. Çünkü çok net bir şekilde bütün bu Merkez Bankası söyleminin bir kenara koyalım, İşte reel sektör firmalarının söylemini bir tarafa koyalım. Aslında 2018'den beri içinde bulunduğumuz süreçte bu aşırı faiz indirimleri, hani adına nas politikası diye özetle diyebiliriz ama orada spesifik, hedefli bir politika vardı. Bir şekilde işte kredilerle desteklenen bir enflasyonu patlatan, enflasyon ortamında şirketlerin çok yüksek kar ettiği bir ortamda aslında nasıl bu aşırı karların enflasyonu tetikleyici olduğunu anlatan, Türkiye'nin de hem yakın tarih ekonomi dinamiklerine bakarak özellikle bu 2018-2023 sürecini anlatan çok bilgilendirici, nefis bir makale. Hani bu tartışmaları biraz kenara koymak, gerçekten anlamak isteyenlere uzun uzun okumalarını öneririm. Ya burada kısaca söylenen, şimdi şu anda biz reel sektörden ne duyuyoruz? İşte faiz arttı, kredi, işletme kredisine ihtiyacımız var. Bize ucuz kredi verin ki biz yatırım yapalım, ekonomiyi büyütelim. İhracatçı da kur artışı da bekliyor mesela. İkinci bacak olarak işte TL ne oldu? Çok işte seneye reel değer kazanacak diyorsunuz. Zaten küresel ekonomi yavaşlıyor. Biz nasıl rekabet edeceğiz? Hemen ücretlere dönüyorlar. İşte asgari ücret şu kadar arttı. 500 doların üzerine çıktı. Hani dolarla açısından karşılaştırmak da ne derece sağlıklı, o ayrıca bir tartışma konusu olmalı zaten. Bize sonuçta ücreti ucuzlatın, ücretleri ucuzlatın, maliyet düşerim, TL'yi ucuzlatın, rekabet edelim, karımızı da koruyun. Zaten enflasyon öbürlerinden kaynaklı, bizim aşırı karlarımızdan kaynaklı değil. Şimdi böyle bir istek karşısında bunlara da aslında cevap veren bir hükümetle karşı karşıyayız. Bunu ne zaman anladık? Bunu 2018'den beri anlayıp duruyoruz ama asıl bu seçimlerden sonra Temmuz ayında bence karşılaştığımız o vergi artışlarının nelerin üzerine dayandığı, evet bir bütçede aşırı açılma var, bir deprem gerçeği var, gelir yaratmak gerekiyor, ancak asıl bu şekilde bu ağır yükü taşıyan kesimin nasıl üzerine yüklenen bir takım vergilerle, herkesin tüketiminde yapmak zorunda olduğu vergilerdeki artışlarla biz bunu anladık, o mesajı aldık. Yani sonuçta hükümetin derdi sizin anlattığınız, vurguladığınız şekilde ne ücretlerdeki bu aşırı ortalamanın asgari ücret etrafına toplanması, ne emekli ya da işte bakan emeklisi arasındaki aşırı farkın, bırakın bakan emeklisi de onu kenara tutalım, emeklilerin kendi skalası, kendi grubu içinde milletvekili yapmış ya da bakanlık yapmamış rutin, normal yani sektörlerde çalışanların, işte kamudan emekli, özel sektörden emeklilerin arasındaki maaş farklılıklarından, ne de işte üniversiteden, hocamın bahsettiği gibi üniversiteden mezun olan, bu neredeyse her mahalleye bir üniversite kurduk. Orada da inşaat yaptık. Oradan da işte oraya para aktardık veya bir şekilde neler yaptıysak yaptık. Politikası sonucu üniversiteden mezun olan ama işsiz, nerede ve niteliksiz olan milyonların işte asgari ücrete fit bir şekilde ömürlerini geçirecek olmaları gerçeği. Bunlar hükümetin gündeminde değil. Hiç umurlu değil. Zaten bunları yarattı. Dolayısıyla ne işte bu makalede anlattığı gibi istediği düzen bu zaten. Şirketler bu şekilde kar etsinler. Kendi yandaş şirketleri de bunun başını zaten çeksin. O kar üzerinden işte enflasyon aşırı çıktığı dönemlerde, çok hızlı ve aşırı çıktığı dönemlerde bu karları devam ettirsinler. Bu düzen bu şekilde dönsün. İşte arada biz duvara çarptığımız zaman bu çok düşük faiz politikalarıyla, işte Mehmet Şimşek vesaire gelsin, rasyonel politikalar adı altında kısa vadeli bir takım şeyleri devreye soksun. Biz rezervleri dolduralım. İşte enflasyonu %70 üzerinden %30'lara, hani bu sene sonu olmasını ben beklemiyorum ama 1-2 senelik perspektifle 25-30'lara indirelim. Biz ona zaten tamamız diye bir politika var karşımızda. Hani bütün bunların ötesine geçmek için bambaşka bir perspektif bambaşka bir orta vadeli plan programda demiyorum, bir plan yapılması gerekiyor. En başta biz şu anda bir anayasal krizin içinden geçiyoruz. En üst yargı, işte Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi'nin ne şekilde çarpıştırıldığının günlerinden geçiyoruz. Bunların olduğu bir ortamda biz enflasyonu düşürelim, gelir dağılımındaki bozukluğu düzeltelim. İşte siz çok güzel örnek verdiniz. Dün haberlerde vardı. Neredeyse son birkaç ayda 1 milyar dolarlık canlı hayvan ithalatı yapılmış. Evet. İthalat yaparak et fiyatlarını düşürmeye çalıştığınız bir yerde siz ne beklersiniz? Düşürememişiz. Enflasyonundan. Ki düşüremedik. Daha da çıkacak çünkü hani manşet enflasyon 15-20 puan üzerinde olmak durumunda bu tarım politikasıyla. Yani bütün bunları konuşmadan biz işte faizinde... Hayvanları da kestik, süt de yok şimdi. Öyle. Hani o da bir şey, maliyetler bu kadar artınca, süt üretim maliyetleri artıp da süt fiyatlarını arttıramayınca... Hadi bakalım peynir, tereyağı, şu bu hepsi zamlanacak. Zamlandı zaten. Bu indirimler de bitti. Fiyatlar geri geldi. Bir de üstüne zam geliyor. Fiyatlarla üstlerine gidiyorsunuz işte. Hani marketler onlar ayrı konular ama yani sonuçta bizim elimizde tartıştığımız rezervleri arttıracak, yabancı yatırımcıyı buraya nasıl getireceğiz, sıcak parayı nasıl getireceğiz, faiz arttırdık, enflasyonda bir yarattığımız dalganın işte köpüğünü almak diyeyim ben de. Hani köpüğünü alana kadar %70'lerden baz etkisine %40'lara indireceğiz. İşte biraz daha kemer sıkacağız. O kemeri de yine bu kesimler sıkacak. Hani bu anlattığınız maaşları alanlar ya da o refah seviyesinde yaşayan ya da işte karlarını aşırı arttırmış şirketler değil. Yine sabit gelirle yaşayanların üzerine yüklenen bir normalleşme süreci diyelim. Normalden çok uzak bir normalleşme sürecinin içindeyiz. Hani söyleyecek de daha fazla bir şey bulamıyorum. Bazı etkisiyle enflasyon düşecek. İstek yok. Yani bu problemleri çözmek için bahsettiğimiz sizin yayının başında haberleri okurken aslında her biri birer tartışıp üzerine bir makale yazılabilecek ekonomik sorunların yansımaları. Yani onları çözecek bir istek, bir zihniyet yok. Rezervleri dolduralım. İşte şirketleri yüksek kar elde ettirerek biz bu gemiyi ilerletmeye devam edelim. Bunun ötesinde ben bir politika zaten görmüyorum. Hele ki tekrar altını vurgulamak istiyorum. Bizim anayasayı kenara aldığımız, anayasayı işlevsiz hale getirdiğimiz bir dönemde hani daha fazlasını beklemek mucize olur zaten.